Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. 9-sinf algebrasidagi 1-video darsimizni boshlaymiz. Video darsimiz mavzusi kvadrat funksiya hamda grafika haqida bo'ladi, uning grafiki haqida. Kvadrat funksiyaning grafigi parabola deb nomlanadi. y = ax² + bx + c. A 0 dan farqli son bo'lish kerak. Ko'rinishdagi funksiya bu yerda x o'zgaruvchi A, B, C'lar ise özgermez. Sonlar, özgermez, hakiki sonlar. Körünüşteki funksiyon, kvadratik funksiyon deyiladi. Nimaga A 0'dan farklı değişimin sebebi? Eğer A 0'ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 0 bo'lib ketadi. Bx plus C körünüşteki oddiy birinci dereceli chiziqli funksiyaga aylanib qoladi. Shuning uchun A 0 dan farqli bo'lish kerak. Endi B 0 ga teng yoki C 0 ga teng yoki ikkalasi ham 0 ga teng bo'lgan holatda biz uni chala kvadrat funksiya deymiz. Agar uchala koeffitsient ham 0 dan farqli bo'ladigan bo'lsa, u holda uni to'la kvadrat funksiya deb ataymiz. Endi kvadrat funksiyaning ba'zi xususiy hollarini hozir grafikda tasvirlaymiz. Keyin umumiy holatda grafikni yasaymiz. Demak, birinchi misolimiz xususiy hollarni ko'raylik. A 1 ga teng, B va C 0 ga teng bo'lgan holat. Ikkinchisida A 3 ga teng, B C 0 ga teng. Uchinchisida esa A 3 dan 1 ga teng, B va C 0 ga teng. Demak, bular uchun alohida holatda ko'ramiz. Buning uchun jadval chizamiz. x, y. 0 da 0, 1 da 1, minus 1 da 1. Va grafik chizamiz. Nolu nol, bir u bir, minus bir u bir. Mana quyidagi ko'rinishda bo'ladi grafik. Bu ko'rinishdagi grafik hali aytgandim, parabola deyiladi. Endi ikkinchisi x, y. Nolu nol, bir da uch ga teng. Minus 1'de ya, 3 keti grafik çizemiz. Nolu nol. 1'de 1, 2, 3. Endi üçüncüsü grafikini çizamiz. X, Y, 0, 0. 1'ni koyadigan bo'lsak 3'ten 1'ga teng. Minus 1'de yam 3'ten 1'ga teng. Grafik çizamiz. Nolu nol. 1'de 3'ten 1'ga teng. Minus 1'de 3'ten 1'ga teng. Endi xulosa chiqaramiz. Agar x kvadrat oldidagi koeffitsient 1dan katta son bo'ladigan bo'lsa, 1 uch xlik oralig'idagi son bo'ladigan bo'lsa, u holda parabolaning tarmoqlari yoki shoxlari y o'qqa yaqinlashib siqilib boradi. Agar x kvadrat oldidagi koeffitsient 0 va 1 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, u holda parabolaning tarmoqlari x o'qiga nisbatan yoyla boradi. Yoki y o'qidan qocha boradi. Hozir endi biz x kvadrat oldidagi koeffitsient manfiy bo'lgan holatga to'xtalamiz. Endi 4-chi misolimizda x kvadrat oldidan minus bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holat pastga yo'naldi tarmoqlari. X kvadrat oldidagi son minus 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday yo'naldi. Bu ham xuddi pastga yo'naldi. Endi xulosa chiqaramiz. Agar x kvadrat oldidagi koeffitsient minus 1 0 oralıkta bo'ladigan bo'lsa, bu holda y o'qdan qochib x o'qqa yaqinlashadi parabolaning grafiki. Aksincha, minus 1'den kichkina sonlar bo'ladigan bo'lsa, u holda y o'qqa nisbatan siqiladi grafik. Quyidagi ko'rinishlarda bo'ladi. Endi
kvadrat funksiya uchun umumiy holatda to'xtalamiz. Kvadrat funksiyaning grafigi bo'lmuş parabolani chizishni quyidagi formulasidan foydalanamiz. Y teng ax kvadrat plus bx plus c. A 0'dan farklı bo'lsin. Birinchi qiladigan ishimiz parabola uchini topamiz. U quyidagi formula bilan topiladi. X 0 teng minus b taqsim 2a. Y 0 teng 4ac minus b kvadrat taqsim 4a. İkinci kıladigen işimiz ax kvadrat plus bx plus c. 0 ga tenglab x1 va x2 haqiqiy ildizlarni topamiz agar ular mavjud bo'lsa. Bu x o'qini kesishish nuqtalarini topish yoki funksiyaning nollari deyiladi. Uchinchisi x ni o'rniga 0 qo'ysak, funksiyada y teng c ko'rinishda bo'ladi. Bu y o'qini qaysi nuqtada yoki c nuqtada kesishini bildiradi. Demak, ikkinchida x o'qni kesish nuqtalari grafikning, uchinchida esa y o'qni kesish nuqtalarini topamiz. Demak, hozir shu formula yordamida yechishga harakat qilamiz. Birinchi misol. Dastlab parabola uchun topamiz. X0 teng minus b taqsim 2a edi. B taqsim 2 ko'paytirilgan 1 teng 2 butun 10dan 5 ga teng. Y0 4 ac edi. Ac minus b kvadrat taqsim 4a. Demak 24dan 25 aytsak minus 1 minus 4'dan 1 geteyim. A 1 B minus 5 C 6 bo'lgan holat. Endi B holat. Parabolaning x o'qini kesish nuqtalarini topamiz. X kvadrat minus 5 x plus 6 teng 0. Bundan x birinchi ikkinchi yechim 2 bilan 3 ga teng. Bu teoremasiga ko'ra C x ni o'rniga 0 qo'ysak, y teng 6 qiymatni qabul qiladi. Demak, grafikni chizamiz. Parabola uchi 2.5 va minus 4'dan 1. Nuqta 2.5 va minus 4'dan 1 nuqta. Mana parabola uchi. Shoxlar yuqoriga qaraydi. Agar x kvadrat oldidagi koeffitsient müsbat son bo'ladigan bo'lsa, u holda shoxlar yoki tarmoqlar yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. X kvadratda oldidagi koeffitsient manfiy son bo'ladigan bo'lsa, tarmoqlar pastga, demak yuqoriga yo'naladi hozir. Endi x o'qini kesish nuqtalari, bu parabolani boshlanadigan nuqtasi. Endi x o'qni kesadigan 2 va 3 nuqtalar, mana 2 va 3 nuqtalar. Keyin x teng 0 da y teng 6 degan qiymat mana. Demak, oldin buni chizib olamiz. Keyin ko'rinishda davom ettiramiz. Demak, yozib qo'yaylik. Bu yer 2.5. Mana bu nuqta, bu 2, bu 3, bu minus 4'dan 1. Mana bu 6 degan nuqta. Endi ikkinchisi, demak a teng minus 2. B teng 7, C teng 0 bo'lgan holat. A x 0 imiz minus B taqsim 2A bo'ladigan bo'lsa 7 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 2 teng 4'dan 7 yoki 1.175. Y 0 4 AC minus B kvadrat taqsim 4 a yoki minus 49 taqsim minus 8 yoki 49 taqsim 8 yoki 6.8'dan 1. Endi b 0 ga tenglashtiramiz. Minus 2x kvadrat plus 7x teng 0. Minus 2x'ni qabusdan tashqariga chiqarsak u holda x minus
3.5 teng nol. Bunda x birinchi nolga x ikkinchi 3.5 ga teng bo'ladi. 3-si x o'rniga 0 qo'yamiz. Y teng 0 bo'ladi. Endi grafik chizamiz. Bir bütün yüzden 75 şu, 6 bütün yüzden, 6 bütün 8'den bir nokta. Keyin şahları pasya karidigen bosa, demek parabol uçu bir bütün yüzde 75 şu, bu tahmini bana şöyle de bosun. Bu 6 bütün 8'den bir, bu bir bütün yüzde 75. X oknu, 0'lu 3 bütün 15 noktada keserdi. Bana. Şu iki tane noktadan 0'u 3.15 nokta. Y oknu keserdiğin noktası bana bir yerde. Bana. Bana şimdi parabola hasıl bolar. Demek bana bu parabolanın üçü, bana bir tanesi x oknu kesip ötüş noktası, bana y oknu kesiş noktası. X oknu ile y oknu 0'u 0 noktada kesip ötüldü. Yani bu yerde ham A. Parabol için topamız x 0 teng minus b tahsil 2 a a teng 1 b teng minus 6 s teng 9 minus b tahsil 2 3 y 0 4 a s minus b kvadrat tahsil 4 a 0 getin. B, x kvadrat minus 6x plus 9 teng 0. Bu yerden demek bu x minus 3'lü. Kaos kvadrat teng 0. X teng 3. S, x 0'lü gen 0 koysak. Y teng 9 degen nokta. Demek birinci ikinci misalda. OX okun iki tane noktada kesişini gördük. Endi OX okuya urra diyen, yani bitti için bula diyen halat. Bu yerde kvadrat tenge masifatı takarsak bitti için bilgiye buladı. Parabola uçu 0 nokta mı? Uçu 0 nokta. Y okunu bir yerde kesedi. Bana bittesini çizip alalımız. Endi ikinci kısmını çiziş uçuyor. Bana bir yerde 3 bula diyen bu sefer. Bu halde 3 birlik bu tamamını alalımız. 6 geç alalımız. Keyin şu bile bana keşken noktasını tutaştıramız. O ilgili yok okunu keyin. İkinci kısmını şahının ikinci ya ki tarmakının ikinci kısmını çizip alalımız. Ve grafik kuyudaki görünüşte. Bu olaydı. Şimdi urun erken bu yerde demek. O x oku ki bunda. A. X 0. Minus. Bu tahsil 2 a teng minus 2'den 1 geldi. Y 0 4 a s minus b kvadrat tahsil 4 a teng 0 oladı. B minus 4x kvadrat minus 4x minus 1 0 getirdiğimiz. Minus g bölü varsak 4x kvadrat plus 4x plus 1 teng 0. Bu 2x plus 1 kvadratı teng 0. X teng minus 2'den 1 teng. S. X 0'lige 0 koysak y teng minus 1 nokta boladı. Siz olamız. Bu yerde demek. Parabola uç, minus 2'den buru 0 nokta, minus 2'den buru 0 nokta bana bu yerde buladı. Minus 2'den buru bir ilgili alalımız. Tarmaklar paske yönelendi. OX okuya, uruna diyen noktası yani şu. OX okuya bilen, bana bir yerde eğer bittiği için bu adıken olsa, bu nokta bilen bu nokta iki kere süs minus uçadı. Keyin, X teng 0'da Y teng minus 1. Demek ki bana paske yöneltiremiz. İkinci kısmını topuşun. Minus 2'den 1 olsa, 2'den 1 birlik bu tamamca koyduğum olsa, minus 1 oladı. Bana şu buradan keşken noktasını tutaştırıp, bana bunu halatta çizemiz. Tarmakları paske yönergen, OX okuya urnadigen, parabolanın görünüşü kuyuda geçer.
Ko'rinishdan iborat bo'ladi. Endi hozir OX o'qini kesib o'tmaydigan yoki agar kvadrat tenglama sifatida qaraydigan bo'lsak, diskriminant 0 dan kichkina bo'ladigan holat uchun ikki holni ko'ramiz. Demak, 5-da x teng minus b taqsim 2a a teng 1 b teng minus 4 c teng 5 bu 2 ga teng y 0 4 a c minus b kvadrat taqsim 4 a teng 1 bo'ladi. Bu holat x kvadrat minus 4 x plus 5 teng 0. Diskriminant 0 dan kichik bo'ladi. OX o'qini kesib o'tmaydi. X teng 0 da y teng 5 qiymatni qabul qiladi. Grafik chizamiz. Demak, 2 u 1 nuqta. 2 u 1 nuqta. Parabolaning uchi bu. Tarmoqlar yuqoriga yo'naladi hozir. Endi y ko'pni 5 nuqtada kesadi. Bu tomonni chizib olamiz. Ikkinchi qismini chizishimiz uchun bu tomondan yana 2 birlik olib y ko'pni kesh nuqtasi bilan tutashtiramizda, keyin buni ham tutashtiramiz. Qolda quyidagi ko'rinishdagi parabola hosil bo'ladi. Endi 6-chiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham a teng a'ni topamiz. X0 teng minus b taqsim 2 ko'paytirilgan a. Bu 1 ga teng. Y0 teng 4 a c minus b kvadrat taqsim 4 a. Bu 12 to'g'rayarsak 8 minus 4 ga bo'lsak, buning qiymati minus 2 ga teng bo'ladi. Bu holat minus x kvadrat plus 2x minus 3'ni 0 ga tenglashtiramiz. X kvadrat minus 2x plus 3 teng 0. Buni ham diskriminant 0 dan kichkina bo'ladi. O x o'qini kesib o'tmaydi. Kvadrat tenglama sifatida qaraydigan bo'lsa, diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa, u holda u haqiqiy ichimga ega emas edi. Endi funksiyada diskriminant 0 dan kichik degan ma'nosi OX o'qni kesib o'tmadi yoki OX o'qdan yuqorida joylashadi parabola yoki pastda joylashadi degan ma'no bo'ladi. Sir. X o'rniga 0 qo'ysak, y teng minus 3 nuqtada bo'ladi. Endi chizib olamiz. 1 u minus 2 nuqta. 1 u minus 2 nuqta. Demak, diskriminant 0 dan kichik minus 3 deyapti mana. Mana bu yoqdan chizamiz. Endi ikkinchi qismini chizish uchun, demak, shu simmetrik chizamiz. 1, minus 1, minus 2, minus 3. Mana tarmoqlari pastki yo'nalarga parabola hosil bo'ldi. Endi mumkin bo'lgan asosiy 6 ta variantni ko'rdik, 6 holni ko'rdik. Aslida umumiy hollar soni jami mumkin bo'lgan jami hollar sonini hozir men chizaman. Parabolani grafiklarini 22 ta hol ro'y beradi. Bundan tashqari parabola uchini topishda yana bitta qulay usul haqida aytib o'tib ketaman. Demak, chizmalar umumiy 22 ta farqi bo'ladigan bo'lsa e'tibor beringlar. Tarmoqlari yuqoriga yo'nalgan OX o'qini 2 nuqtada kesib o'tadigan holat. Birinchi chizmada bir ildizi 0 ga, bir ildizi musbat. İkinci çizmada tarmoqlar yukarı yönelgen. Bir ildizi manfi, bir ildizi 0. Üçüncü çizmada her iki kere ildizi hem müspat. O x oqni müspat noktalarda kesip ötedi. Her iki kelesi manfi. İldizlerden biri müspat, biri manfi. Endi altıncı holatda tarmoqlar yukarıya yönelgen idi. Beşinci geçe altıncı da tarmoqlar pastga yönelgen. Bir ildizi 0, bir ildizi müspat. Bir ildizi 0, bir ildizi manfi. İkkala ildizi manfi, ikkala ildizi ham musbat, ildizlardan biri musbat, biri manfi. Endi 11-da. 11-da tarmoqlar yuqoriga yo'nalgan, OX o'qiga bitta nuqtada urinadi. X0 bilan OX o'qiga urinadigan qismi bilan parabola uchun o'sishgan. Demak, bu yerda u manfi, X0 X yoki X1 manfi bo'ladi.
x0, x1 0 ga teng bo'ladigan holat. Endi hozir 13-dan boshlab davom ettiramiz. 13-chi x2 ga urinadi, x0 x1 ga teng bo'lgan holat, x0 yoki x1 musbat bo'ladigan holat. 14-chi tarmoqlari pastga yo'nalgan, 14-da urinadi yoki ox o'qiga pastdan urinadi. Demak, musbat x0 bu yerda yoki urinadigan nuqtasi musbat, bu yerda 0 ga teng, urinadigan nuqta bilan parabola uchi 0 ga teng, 0 0 nuqtaga. Bu yerda x0 imiz yoki urinadigan qismi musbat bo'lgan hol, bu yerda manfiy musbat. 17-da endi ox o'qni kesib o'tmaydigan holat. X0 manfiy bo'lgan holat, X0 0 ga teng bo'lgan holat, X0 musbat bo'lgan holat. Tarmoqlar yuqoriga yo'nalgan 17, 18, 19 da. 20 da xuddi shunday, tarmoqlar pastga yo'nalgan, X0 manfiy bo'lgan holat, X0 0 ga teng bo'lgan holat hamda X0 musbat bo'lgan holat. Mana shunday 22 ta mumkin bo'lgan barcha parabolaning grafiklari umumiy holda. Asosiysi 6, agar uni bo'laklarga bo'ladigan bo'lsak, mumkin bo'lgan 22 ta holatni qayd etdik. Endi parabola uchini formulasini ikkinchi usulda keltirib chiqarib ko'rsataman. Bu holat x kvadrat oldidagi koeffitsient 1 ga yoki -1 ga teng bo'lgan paytda qulay bo'ladi. Formulaga keltirib olamiz. X kvadrat plus 4x, eslanglar, buni 2 ga bo'lib kvadratga oshirardik. Ko'r. Plus 5. Bu x plus 2'nin kaos kvadratı plus 1. Kaos için 0 aylandırılan kıymet x 0 minus 2 geteyim. Bu tamamına koyan y 0'nin 1 geteyim bu arada. İkinci misal. Teng. X kvadrat minus 2 kız. 2'ye bölüp kvadratı götürelimiz. Plus 6'nin 7'ye doğruluk koyalımız. X minus 1'nin kvadratı plus 6. Bu demek x 0 1 ga teng, y 0 ise 6 ga teng bo'ladi. Agar oldin minus bo'ladigan bo'lsa, minusni qavsdan tashqariga chiqarib, formulaga keltirib, qavs 0 ga aylantiradigan qiymat, oldin minus tursa ham 0 ga aylantiradigan qiymat x 0 bo'ladi. Qavsdan tashqaridagi qiymat ise 6 ga teng bo'ladi. Endi bu haqida biz 10-11 sinflarda maksimum, minimum, eng katta, eng kichik qiymatlar mavzularida batafsil to'xtalamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.